Ve Okay. hemen IntelliJ'imizi açalım. Oradan başlayalım. Şimdi ben geçen seferden birazcık hafif çalıştım şeyleri. Çalıştım derken klasörledim o iki tane şeyi. Kitap için bir yere attım. Ben zaten bununla ilgili de bir kitap yazacaktım ama şimdi kodları Türkçe'ye çevirmiştim. Şimdi ama şey yapacağım. İngilizceyi gösteriyorum size kodları. Şimdi bakalım buradan Books'un altından Object Oriented Programming'den Codes'tan devam ediyoruz. Şimdi bugün şimdi geçen haftadan biraz tekrar geçen dersten biraz tekrar yapıp hemen arkasından artık biraz başka şeyler, başka özellikler göstermeye çalışacağız. Şimdi önce Amiral Battı ile başlarsak, geçen sefer Amiral Battı yoktu. Onun kodlarına bakarsak hatırlamak açısından. Şimdi hatırlarsak işte class dediğimiz şey kavramları, konseptleri gösteriyordu. Ve bu kavramlar, konseptler hiyerarşik olarak da tanımlanabiliyordu. Mesela burada bir player diye bir şey var. Class var. Oyuncuyu gösteren, Amiral Battı'daki bir oyuncuyu gösteren. Bunun da alt klasları, sub klasları veya ona göre süper klas, yani bir human player, bir player oluyor. Ve bunu nasıl gösteriyorduk? Extends yazarak gösteriyorduk. Bunu anlatmıştık. Onun dışında özellikleri söylüyorduk. İşte atıyorum bir oyuncuyu diğer oyuncudan ayıran şeyler nedir? İşte adı vardır. Oyuncunun ekranı ya da tahtası vardır, board'u vardır. Karşı tarafın board'u vardır, bilebildiği kadarıyla mesela. İşte ondan sonra örneğin işte ship bir oyunda Amiral Battı oyununda gemi nasıl gösterilir? İşte başlangıç koordinatı, yönü. Çünkü gemi böyle de olabilir, böyle de olabilir. Bir koordinatı verdikten sonra gemiyi böyle de gösterebilirsiniz, böyle de gösterebilirsiniz. Böyle olmaz çünkü başlangıç dediğin şey yani sol üst köşesi gibi düşünebilirsiniz. Uzunluğu ve kaç tane yerden vurulduğunu mesela burada gösteriyor. Hatırlarsak boolean dediğimiz type neyi gösteriyordu? Binary O olduğunu. evet true ya da false iki değer alabiliyordu. Şimdi biraz hafif hafif bu girişin ardından biraz işleri geliştirmeye başlayalım. Birincisi buralarda dolaşıp duran private, public gibi şeyler var. Bunlar nedir arkadaş? Bunlarla başlayalım. Yani tamam mesela atıyorum player'a geçtik ama player'da mesela string name diyoruz ama başında bir de private var. Burada board diyoruz, başında bir protected var. Başkasında da public var. Var mı public? Görebiliyor muyuz? Mesela burada bir public var. Bunlar nedir? Public, private, protected. Üç tane değişik Türkçesi nasıl söyleyebiliriz bunun? Göstergeç diyelim. Üç tane değişik göstergeç var. Bunlar temel olarak bunu biz şöyle anlatıyoruz derste. Şimdi bu kodları sadece siz yazıp sadece siz kullanmayacaksınız. Yani kendin çal, kendin oyna olmuyor takdir edersiniz ki. Dolayısıyla böyle olmadığı için kodu her zaman şey gibi düşüneceksiniz. Kodun çok temel olarak 3 tane kullanıcısı var. Bir tane kullanıcısı, 3 kategori, ana kategori kullanıcısı var. Bir tane kullanıcı siz, kendiniz. Bir tane kullanıcı bu kodu kullananlar, yani sadece o kodu kullanarak başka bir kodu yazanlar. Üçüncü tip kullanıcı da bu kodu extend edenler. Şimdi ikinci ve üçüncünün nasıl oluyor? Extend'le kullananın farkı ne diyeceksiniz? Şöyle, kullanan adam, bu kodu kullanan kişi Amiral Battı oyununu çağırıyor. Yani oyunu çağırıyor, oynuyor. Oynuyor değil aslında. Oyun oynayan son kullanıcı da onunla alakamız yok. Bu üç kullanıcı tipi program yazan kişilerden bahsediyoruz biz burada. Kullanıcı derken böyle bilgisayar başında bunu programı run edenlerden bahsetmiyoruz. Kod yazan 3 kullanıcıdan bahsediyoruz. Şimdi bu programı kullanarak kod yazanlar, bunlar genelde kodun
içeriğini bilmelerine gerek yok. Yani bir sistem nasıl detaylandırılmış bilmelerine gerek yok. Sadece bilmeleri gereken şey interface dediğimiz arayüz. Bunlar da public şeylerle anlatılıyor. Dolayısıyla public dediğimiz, adından da anlaşılacağı gibi, bu klasları, bu bilgileri kullanan, son kullanıcı değil olmayan ama programcı olan kişilerin erişiminde olan şeyler. Bunlar public oluyor. İkinci tip kullanıcı, yani bunu extend edenler, onlarsa sizin kodunuzu alıp üstüne devam ettiriyorlar. Mesela player var. Human player, başka bir player yazmak istiyor adam. Human ve computer player dışında. Bu player kodunu extend edecek. Yani player kodundaki özellikleri kullanarak başka bir tip player kullanacak. Mesela atıyorum Neslihan player veya computer 2 player. Yani ikinci bir tip bilgisayar oyuncusu gibi böyle bir takım kodlar yazacak. Bunlar o kodları büyütecek. Şimdi bunlar normal public olan şeylere zaten erişiyor. Orada bir sıkıntı yok çünkü public'e herkes erişiyor zaten. Bunlar bir de protected özelliklere erişiyor. Protected özellikler şöyle, bu adam kodları büyüteceği için aslında büyütmenin bir ve tek bir yolu var. O klasları tepede, hiyerarşide düşünüp onları extend etmek. Yani şöyle düşünün, player klasını biz yazmışız. Şuradaki player klasını yazmışız. Mesela Neslihan yazmış. Merve diyor ki bu klas güzel, ben bunu human ve computer'la extend etmek istiyorum. Neslihan bu kodları veriyor Merve'ye. Merve'nin şimdi neye ihtiyacı var human computer player yazmak için? Düşünüyor. Daha o düşünmüyor çünkü Neslihan düşünüyor. Çünkü ona göre dizayn etmiş. Neslihan diyor ki oyuncunun adını bilmesine gerek yok Merve'nin. Onu kullanmayacak diyor. Ama tahtaları bilmesine ihtiyacı var diyor Merve'nin. O zaman onları ben protected yapayım. Dolayısıyla Merve kodu yazarken boardlara erişebiliyor ama ada erişemiyor. Ad private. Public olsaydı... Yani hocam protected olanlardan biz şeylere erişemiyoruz. Adlara öyle mi? Protected olan özelliklere ancak extend edenler, yani o klası tam yeni bir klas üretenler erişebiliyor. Yani üçüncü tip erişebiliyor. Üçüncü tip user. Üç hangisi? Ya bir tane kodu yazan dedik. Bir tane onu sadece kullanan dedik. Onları ben, evet, şöyle üçüncü yazdım. Tip. Üçüncü coder tip. Coder dedim. User coder dedim. Bir de extend edenler dedim. Üçüncü tip. Extend edenler. Aynen. Onlar protected. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi sizin yazdığınız kod sizin eviniz gibi bir şey. Şimdi evinizin bütün camını, bacasını, her şeyini açmak ister misiniz? İstemezsiniz. Biri gelip kodunuzun içindeki mantığı istediği gibi oynayabilsin, istemezsiniz. İşte buna zaten yazılım mühendisliğinde object oriented programming'in ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Mesela object oriented programlama olmadan önce, mesela C gibi programlama dillerinde siz kodu verdiğiniz zaman adam bütün lojiyi istediği gibi oynayabiliyor. Ama bu kötü bir şey. Çünkü siz tamam kodu ona veriyorsunuz ama tehlikeli bir şey değil. Belli şeylerin de değişmemesini istiyorsunuz. Çünkü onların değişmemesine göre bir lojik yazmışsınız. Mesela diyelim bir kod yazdınız. Kod insanların bilgilerini tutuyor. Ad, soyad ve TC kimlik ne var? Şimdi siz bu kodu verdiğiniz zaman adamın adının soyadını değiştirmesini istemiyorsunuz. Dolayısıyla istemediğiniz için onları private olarak tanımlıyorsunuz. Yani ad ve soyad erişilemez hale gelir. Erişilemez derken şöyle, erişilemez çok doğru olmadı ama ancak belli kanallardan erişilebilir. Direkt erişilemez. Yani adını şu yap diyemiyoruz. Sadece kapılar yoluyla, yani bizim evimizin içinde bir yerde bir kutu içinde ad yazıyor. O adı değiştirmek için adamın kapıyı çalıp ben adı Mahmut yapacağım deyip bir kontrolden geçip ona göre adın değiştirilmesi gerekiyor. Şak diye eliyle pat diye ama adı değiştiremiyor. İşte bunlar
İstersek hiç değiştirtmeyebiliriz zaten. O bize kalmış. Dolayısıyla private dediğimiz şeyler öyle özellikler. Bunu niye istiyoruz? Çünkü programcılıkta biz o ad soyada göre bir takım mantıklar yazmışız. Kodlar yazmışız. Onu değiştirmesini istemiyoruz. Bunu mesela şeyle de güzel anlatabilirim. Mesela GPA'yı düşünün. Öğrencinin GPA'yı var. Hatırlarsanız iki tip veriyi tutarken iki tip strateji var demiştik. Bir, her seferinde tekrar tekrar hesaplamak. İki, stoklamak. Ona göre o stoklanmış veriyi biz kendimiz kontrollü değiştirmek. Şimdi diyelim ikinci stratejiyi gündeme aldık. Yani stokluyoruz GPA'yı ve kontrollü değiştiriyoruz. Şimdi böyle bir durumda GPA bilgisini private yapmamız lazım. Neden? Çünkü GPA bilgisini public yaparsak bunu kullanan bir programcı istediği gibi GPA'yı 4 yap yaz yaz diyebilir. Halbuki GPA'yı kafadan 4 yapamaz. GPA ancak hesaplanarak oraya yazılabilir. Bu da ancak ve ancak bizim kendi kodumuzun içindeki bir takım mantıkla olabilir. Ama biz GPA'yı açık yaparsak, public yaparsak başka bir programcı, bizim kodumuzu kullanan başka bir programcı gidip o GPA'yı 3 yapabilir, 4 yapabilir, 2 yap, eksi 3 bile yapabilir. Yani ne oluyor? Biz onun kontrolünü elimizde tutmuş oluyoruz. Yani böyle düşünün. Yani bu birazcık aslında yazılım mühendisliğine de giriyor ama object oriented programming'in en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani katman katman güvenlikte yapmış oluyorsunuz dikkat ederseniz. En rahat katman public. Herkes erişebiliyor. Kapınız, eviniz, bacanız açık. Oralara girebiliyor. Sonra protected var. Akraba gibi düşünün. Yani aileler. Ailenin içindeki elemanlar. Oğul, baba, çocuk. Onlar extend ediyor çünkü. Hiyerarşi gibi düşünün. Onların girebildikleri bölgeler var. Bir de private yerler var. Oraya ne anne ne baba kapı kapalı. Oraya kimse erişemiyor. Orayı sadece biz erişebiliyoruz. Orası da private oluyor. Dolayısıyla hikaye bunun gibi. Bu public, private, protected hem özelliklere uygulanıyor hem de metotlara uygulanıyor doğal olarak. Yani özelliklerin kendisi public, private, protected olabileceği gibi metotların kendisi de public, private, protected olabiliyor. Mesela şimdi şeye bir geçelim örneğin. Bu hatırlayalım şeyden. Şunu ben şuraya koyayım da artık aramaktan sıkılmayayım. Hatta bunu koyayım. Bunu çıkarayım. Tamam. Quotes dedim. Biz neyle uğraşmıştık? İlk geometriyle uğraşmıştık. Geometriyi açalım. Mesela hatırlarsak işte ilk circle vardı. Bakın mesela circle'ın radius'u private. Dolayısıyla kullanıcı bir bu programı kullanan kişi veya bu programı bu fonksiyonları extend eden kişi dairenin yarı çapını değiştiremez. Baştan belirlenir, yarı çap değiştirilemez. Nasıl değiştirilebilir? Belli kanallar yoluyla. Hangi kanal oluyor? Ona da geleceğiz. Setter'la. Mesela set radius vardır burada bak. Özel bir metotla. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Mesela mantık şu. Dairenin yarı çapı ne olabilir? Eksi 3 olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla eksi 3 olamadığı için adamın direkt kafadan gelip yarı çapı bir sayı yapmasını istemiyoruz. Bir kapı açıyoruz ona. Diyoruz ki bak sen bu metodu kullan. Metodun adı set radius. Birazdan geleceğiz detaylarına onların. Ve ona göre ben o kapıda seni kontrol edeceğim. Kapıyı tıklayacağım. Evet, radius'u kaç vereceksin? 7. Tamam, accepted. Şimdi senin yarı çapın oldu 7. Kapıyı çalıyor. Radius yeni kaç? Radius kaç? Eksi 3. Aa, sen radius'u değiştiremezsin. Bu eksi 3 tanımlı değil diyoruz. Dolayısıyla bu özelliklerin kontrollü ne yapmış oluyoruz? Değiştirebilir hale getirmiş oluyoruz. Daha güzeli okumamalarını da sağlayabiliriz. Okuyamıyorlar zaten. Hiç erişemiyorlar. Değiştirmeyi bırak, okumak bile yasak. Dolayısıyla o bilgilere erişmeleri hiçbir şekilde mümkün olmuyor. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kontrollü. Okumalarına izin verebilirsiniz. Ama okumalarına izin vermek için burayı public yapamazsınız. Public yaptığınız zaman otomatik olarak hem okuyabilir hem değiştirebilirler.
Peki o zaman nasıl sadece okumalarını sağlayacağız? Sadece okumalarını sağlamak için burayı private yapıyoruz. Sonra bir tane getter metot yazıyoruz. Bunlar çok şeydir, standarttır. Setter getter diye geçer. O get diye isimlendirilir. Get radius, get bilmem ne, get bilmem ne diye. O direkt basit bir metottur. Metot sadece radius'u döndürür. Return radius şeklinde metodu yaptığı şey aslında radius'u döndürmektir. Okey. Şimdi biraz hafif ileri doğru bir yol aldık. Şimdi tekrar geri geliyorum ben. O son parantezi kapattıktan sonra tekrar o getter'ı, setter'ı yazıyoruz değil mi hocam? Hangi parantezi? Bu süslü parantezler var ya. Şimdi şöyle, onlara geleceğim. Daha oraya gelme. Sen sadece şimdilik buraya odaklanmayın. Sadece kavramsal olarak gidiyoruz şu an. Tamam. Daha kodsal olarak gitmedik. Tamam. Şimdi kavramsal olarak giderken, şimdi klaslardan bahsettik. Şimdi bir şeyi daha açıklayacağız. Çünkü o önemli. Hem de basit. O da şu. Her klas böyle karmaşık olmak zorunda değil. Bazı şeyler sadece belirli değer, belirli 3-5 değer alabiliyor. Hani bu machine learning'deki class bilgisi, kategori bilgisi gibi düşünelim. Bunlara özel enumerated class diyoruz. Burada mesela enumerated class yok. Buradan bakalım. Mesela art galeride vardı öyle bir şey. Mesela art style. Diyelim ben sanat tiplerini bir yerde kullanmak istiyorum. Yani mesela benim ürettiğim artwork'ün belli bir stilde olmasını istiyorum. Fakat bu stil string metering yapabilirim. Yani işte kalkıp painting, lithograph, sculpture, photograph yapabilirim. Ama string yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü stringleri işlemek biraz zor. Onun yerine sadece o değerleri alabilen bir sınıf yaratıyorum. O da art style diye bir sınıf. Bu sınıf dikkat ederseniz öbürünün tanımından farklı. Çok küçük bir tanım var. İnam yazıyoruz buraya class yerine dikkat ederseniz. Bakın burada class vardı. Burada inam var. Enumerated type anlamında. Enumerated art style diyoruz ve şu curly brace'lerin içine virgülle ayrılmış bir şekilde alabileceği değerleri yazıyoruz. Dolayısıyla bu şunun gibi bir şey. Nasıl boolean sadece true false değer alabiliyordu ya. Bu da onun gibi bir şey diye düşün. Ama alabilecek değerleri biz belirliyoruz. Şimdi bu çok süper bir örnek olmadı çünkü art style biraz bize çok yakın bir örnek olmayabilir. Onun yerine mesela batağa bakalım. Orada vardır enumerated type. Var. Mesela card type. Amiral baktığı da var. Evet mesela card type. Mesela 4 değişik kart var. Nedir? Bakın yazıyor. Kupa, karo, maça, sinek. Dolayısıyla bunları tanımlamak istiyorum. Yani kodumun içine kupa yazmak istiyorum ben. String'le de değil. Bunu yapabiliyorum. Card type diyorum. Mesela bu card type, karta geldiğimiz zaman bakın type dediğimiz şey card type tipinde. Burada string yazmıyor. Card type yazıyor. Dolayısıyla özel bir sınıf tipi üretiyorum ve benim bir özelliğim o sınıf tipinden oluyor. Dolayısıyla benim kartım neyle tanımlı? Kartın sayısı, değeri ve kartın tipi. Şimdi kartın tipini nasıl göstereceğim? Kartın tipi ne oluyor? Ya maça, ya sinek, ya kara, ya kupa oluyor. Dolayısıyla ya ben buraya string yazacağım. Bir seçenek o. Ya da bir tane class tanımlayacağım. Oraya da tırnaksız bir şekilde karo, kupa, maça, sinek yazacağım. Kaybolduk mu? Yok hocam. Tamam, başka bir tane örnek verelim. Amiral Battı dedik mesela. Mesela Amiral Battı'da da direction var. Mesela geminin tanımında ne vardı? Gemiyi tanımlayacağız. Nasıl tanımlayacağız? Geminin bir başlangıç noktası var. Bir de geminin yönü var. Şimdi burada true false kullanabiliriz. Boolean mesela. Ama daha da kodumuzun açıklayıcı olmasını istiyoruz. O zaman bir tane direction diye bir type tanımlıyoruz. Right down yazıyoruz. Dolayısıyla ship'in tanımının içinde
ne var? Direction diye bir değer var. Onun da tipi direction. Sınıfların yani hocam, isimlerinin büyük harf olduğuna dikkat edin. Bunu şey mi yapıyoruz? Oradaki numaralaştırıyor muyuz? Yani mesela down ve right dedik galiba. Onu 1 ve 2 gibi mi düşünüyoruz? Güzel bir makine soru. Öyle mi öğretiyor? Makine onu kendisi ayarlıyor. Onunla ilgilenmiyoruz. Güzel taraf sayılarıyla da bile ilgilenmiyoruz. Biz onu direkt yazıyoruz. Mesela örnek burada yani tabii, ismi down olan bir sayı gibi mi oluyor o? Gibi. Ama sayı değil. Sadece down. Tamam. Her tarafta down yazıyoruz. Yani direction down mu, direction right mı yazıyoruz? 1-2 yazmıyoruz. Tamam. Yoksa kod daha anlaşılır. Mesela diyorsun ki mesela geminin direction'ı down'sa şunu yap. Kod okunurken öyle yazıyor. If direction eşittir down diyor. Mesela o zaman o kod çok daha okunulur oluyor. Öbür türlü if direction eşittir true yazsan, ya arkadaş bu true neydi? Hani cinsiyete balloon yazmıştık ya, aslında balloon yazmamak daha mantıklı. Cinsiyeti belki bir tane şey olarak tanımlamamız lazım. Enumerated type. Male, female yazarsak ne olacak? Mesela if sex eşittir male dersen kod çok daha anlaşılır. Sex eşittir true dediğinde ne bu? Yani hangisine geliyor? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet, kodun okunulurlukları da çok önemli buralarda. Bir tane daha örnek görelim. College'da var mı bakalım? Mesela status diye bir şey var. Öğrencinin statüsü. Freshman, sophomore, junior, senior. Öğrencinin statüsünü nasıl belirleyeceğiz? Bakın, class status diye bir şey var öğrencide. Dolayısıyla burada da gene mesela 1, 2, 3, 4 yazabilirdik. Yazmadık. Daha da açıklayıcı olsun. Freshman diye okunsun. Junior diye okunsun. O zaman ben diyorum buna status type'ına ve private dikkat ederseniz. Öğrencinin statüsünü değiştiremiyorsun. Evet, yani o ancak kontrollü bir şekilde değişebilir. Başkası gidip kalkıp öğrenciyi freshman yapamaz. Belirli şartlar oluşur. Kod onu değiştirir. Bir tane daha görelim. Atıyorum daha şu anda randomly seçiyorum. Yani hepsinde genel olarak oluyor da. Mesela four in a row. Bu oyunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bu çalışıyordu ama ya. Bu kesin çalışıyor. Bu hatta bilgisayara oynatıyor hesaplatarak. Dur bakalım hemen bir şey yapalım. Şovumuzu yapalım. Ya lütfen artık beni yeterince rezil ettin. Bu sefer çalışacak. Evet, kaç satır olsun? 6 satır, 7 sütun olsun. Koçum oyna bir sütun. Daha şimdi şöyle oluyor bu four in a row'da. Şeyi biliyorsunuz, bu yukarıdan bir top bırakıyorsun, aşağı iniyor. 4 tane yatay, dikey, çapraz yaparsan kazanıyorsun. Yani 1-2 mesela 4'e oynayalım. Hop, bak gitti bizim üstümüze koydu. Bu çarpı biziz, yuvarlak o. Koçum oyna bir sütun, 3'ü oynayalım. Bak hemen o tarafı kapadı, gördün mü? Düz yapmaya çalışıyoruz en altta. Sol tarafı kapattı. Bu 6'ya oynayalım mesela. Hop. Orayı arayı kapattı bakın. Yuvarlak koydu oraya. Ay çok güzelmiş hocam. Bununla oynanır böyle. Tabii ve yener de yani. Yani arada... amaç üst üste 4 tane x denk getirebilmek. Ay ya da çapraz olarak. Şimdi mesela 6'ya oynayalım. Bu sıfırdan başlıyor galiba şeyler. Bak bu tarafa koydu, gördün mü? Şimdi bir de 6 yapalım. Hop üstünü kapattı bak. Biz 5 oynayalım ki onu engelleyelim. Oo bak kazanıyor. 0 1 2 3. 3'e koymazsak adam dövecek bizi. Bak oradan bir bak nasıl çapraz yapıyor bak. Şu şeyi çaprazı görüyor musunuz? Şöyle giden. Şu çaprazı. Bakın şöyle bir çapraz yapmaya çalışıyor. Evet. Aynen. Arkadaş ayıp ya. 2 diyelim. Orayı kapatalım. Şimdi ne oldu? Allah 2 yapmazsak yenileceğiz. Öf.
Zorlanıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4 diyelim. Kazandı. Hayır. Kaybettik. Bir de kahkaha attım makine şu anda. Bir de kazanınca İngilizce konuşuyor. Başta koçum oyna sonra koçum ayrı. Evet, evet. Ya dayak yedik ya. Aybin ha ha ha. Evet. Kazandı. Vallahi kazandı. Dövdü bizi. Evet. Yapacak bir çok şey yok. Evet. Evet. Şöyle çapraz yaptı. Gördünüz mü? Onu göremedik ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Peki. Bir de düşünme saniyesini de söylüyor. 0.22 saniye düşündüm diyor. Allah. Tabii tabii. Kıl kıl. Şu kadar saniyede düşünürüm seni döverim diyor. Ve bu şey bir program. Yani az düşünen. Bu daha da geliştirilebilir. Ama zaten bu haliyle bile yeniyor çoğu zaman. Şimdi neyse buna da döneriz. Burada enumerated type'lar var. Şimdi bir tane renk var. Şimdi burada boş taşlar olduğu için taşların rengi ne olabilir? Boş olabilir o koordinat. Sarı olabilir ya da mavi olabilir. Dolayısıyla sarı bir oyuncunun rengini, mavi diğer oyuncunun rengini gösteriyor. Onun dışında mesela evaluation function type var. Simple complex, yani bilgisayar basit mi oynasın, karmaşık mı oynasın onu seçebiliyorsun. Yani ona göre bakalım orijinal oyuncu neyle oynuyormuş. Bakalım basit mi? Evet, karmaşık. Biraz önce basite mi yenildik? Hayır, karmaşık. Yok, adı da ne oyuncunun dikkat ettiniz mi? Skynet. Ve 5 seviye ileriyi görebiliyor. Yani ben oynayacağım, o oynayacak, ben oynayacağım, o oynayacak, ben oynayacağım. 5 seviye ileriyi görebilen bir şeyle çalışıyor, sistemle çalışıyor. Yenmemiz çok zor yani aslında. Ve çok çabuk yani cevap veriyor. Neyse bunlar... Ve anlatacağım bunları da. Bu güzel bir uygulama gerçekten. Şeylerle yapılabiliyor. Peki bu da bunu da geçtik. Bunu da kapatıyorum. Tamam. Enumerated type böyle. Biz gene geometrimize geri dönelim. Anlaşıldı herhalde. O açıdan çok sıkıntı yok. Şimdi gelelim. Şimdi neye geliyoruz? Şimdi artık özellik işini bitirdik. Şimdi geliyoruz, class'ı nasıl tanımlayacağız? Artık koda doğru biraz bir miktar giriş yapalım. Yani kodu nasıl yazıyoruz'a giriş yapalım. Ve aynı zamanda da constructor'lara giriş yapıyoruz. Yani bir class tanımlarken aslında en temelde class'ın adını yazıyoruz. Class'ın özelliklerini yazıyoruz. Class'ın constructor'larını yaratıcı veya ne denir? Üreticilerini yazıyoruz. Bir de getter setter'larını yazıyoruz. En basic class tipi bu oluyor. Yani en temel, binanın temeli gibi düşünebilirsiniz. Bunların hepsi çok kolay aslında çoğu zaman. Bunları bugün paketleriz diye düşünüyorum. Şimdi circle'la başlarsak, circle'da zaten radius'u tanımlamayı görmüştük. Şimdi ne dedik? Dedik ki bir circle'ı oluşturan şey radius'tur. Circle'ları birbirine ayırt eden şey radius'tur. Bunu tanımladık. İşte private olacak, ona karar verdik. Başkaları değiştiremesin radius'u dedik. O yüzden buraya private yazdık. Type'ını yazdık, adını yazdık. Bir de ilk değer vermek istiyorsak o ilk değeri veriyoruz. Yani bu şu demek, ben radius'u hiç söylemezsem benim normal bir dairem ne olur? Yarı çapı ne olur? Buna karar verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Ama böyle durumlarda yarı çapı 1.0 diyoruz. Dolayısıyla default değeri yarı çapın 1.0. Şimdi constructor'lara gelelim. Şimdi constructor demek şu demek. Buralar biraz tricky olabiliyor. Şimdi hani dedik ya 3 tip kullanıcı var. En basic kullanıcı bu circle'ı kullanacak olan programcılar. Şimdi biz bu kodu yazdığımız zaman, bu class'ları yazdığımız zaman biz bu class'ları kullanmıyoruz aslında.
bu klasları başkaları kullansın diye yazıyoruz. Aynı bizim kütüphaneyi düşünün. Biz kütüphaneyi yazıyoruz ama kütüphaneyi biz kullanmıyoruz. Ya kullanabiliriz tabii ki de. Onu başka kodlar kullanıyor. Şimdi bu biraz programcılar için, bu işi yeni öğrenenler için biraz zor oluyor. Çünkü bu şöyle bir şey. Şimdi normalde kod yazdığın zaman mesela 111 dersinde, yani programlama giriş dersinde kodu yazıyoruz. Main diye bir şey var, ana kod. O kodun üstüne yazıyoruz, programı hemen çalıştırıyoruz. Yani mesela atıyorum Hello World yazıyoruz, Public Static Void Main. Ondan sonra bunun içine bir şey yazıyoruz, program hemen run ediyor. Çalışıyor, bir şeyler görüyoruz. Şimdi Object Oriented programlamada böyle değil. Siz bu klası yazıyorsunuz ama bir şey çalışmıyor. Yani bunu çalıştıramazsınız. Yani bu Circle'ı çalıştırayım dediğiniz zaman Circle'ı çalıştırma gibi böyle şansınız yok. Bunu çalıştırır. Yani aşağıda bir circle falan çıkmıyor mu bunu yazdıktan sonra? Hayır. Bu circle'ı kullanıcı gibi kullanmanız lazım. O zaman program yazabilirsiniz. Bunu yapmak için de şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bir tane test class yazıyorsunuz. Test class dediğimiz bu class'tan farklı başka bir class. O test class bu class'ı kullanıyor. İşte orada kullanıcı şapkanızı giyiyorsunuz gibi düşünün. O kullanıcı şapkanızda bu class'ı kullanıyorsunuz ve bu class çalışıyor mu diye test ediyorsunuz. Şimdi bu ikisini birlikte anlatacağız. Çünkü yazdığımız şeyin öbür tarafta nasıl kullanıldığını görerek anlamamız lazım. Şimdi constructor tarafını anlatacağız. Sonra onu nasıl yarattığımızı gösterir. Şimdi constructor demek bu class'tan bir daire yaratmanın kodu demek. Şimdi yeni bir daire yaratmak istiyorsak neye ihtiyacımız var? Yarı çapa ihtiyacımız var. O zaman o yarı çapı constructor'a parametre olarak veriyoruz. Şimdi constructor nasıl yazılıyor? Public adı aynı olmak zorunda sınıfın adıyla. Bakın burası circle'sa burası da circle. Burası Mahmut'sa Mahmut diye sınıf olmaz ama burası da Mahmut olacak. Burası geometric object'se burası da geometric object olacak. Burası human'sa burası da human olacak. Kesin. Sonra parantez içine genelde bu class'ın özelliklerini veriyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Ben yeni bir daire yaratmak istiyorsam kullanıcı olarak ne vermem lazım? Yarı çapı vermem lazım. Dolayısıyla yarı çapı parametre olarak veriyorum. Burada değişken tanımlamayı görüyoruz. Double tipinde bir radius veriyorum parametre olarak. Bu da onun kodu. Kodunu nereden görüyorum? Bakın bu brace'ler içinde. Dolayısıyla şimdi bir wrap up yapıyorum. Bir class kodu iki parçadan oluşur. Değişkenlerin tanımları ve metotların tanımları. Metotların her biri de metodun ismi, parantez içinde parametreleri ve şu curly brace'ler arasında o metodun kodu şeklinde olur. Dolayısıyla bu class'ta toplam kaç metot var circle'da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane metot var. Silindiri açalım. 1, 2, 3, 4 tane metot var. Rectangle açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metot var. 9, 10. Zaten böyle gözüküyor. İyi ayarlıyor indentation'ı falan. Bazen mesela kapalı. Bakın açabilirsiniz böyle. Buradan, editörde. Dolayısıyla metotlarımız var ve o metotlar kanalıyla da bir işler yapıyoruz. Ne işler yapıyoruz? İlk yaptığımız iş constructor. Yani yaratmak. O circle'ı yaratmak. Şimdi constructor'da ne yapıyoruz? Constructor'da genelde çok basic olarak şunu yapıyoruz. This nokta radius eşittir radius diyoruz. Yani diyoruz ki bu circle'ın radius'unu sana gönderdiğim radius yap. Temel olarak this nokta radius eşittir radius demek o anlama geliyor. Şimdi mesela bir tane class yaratalım. Nasıl yaratıyoruz? Hiç kod yazmadık şu ana kadar. Bu arada 4 dakikaymış. Hızlı yapalım. New diyoruz. Burada sağ tuşa basıyorum. New diyoruz. Java class diyoruz. Ve class'ın adını yazıyoruz. Bir tane obje düşünelim. Rectangle, circle, square. Üçgen olsun. Zor demiştik onu ama. Tamam. Mı? Triangle diyelim. Triangle yaptık. Public class triangle çıktı. Extend'i boş verelim.
Şimdi üçgen için 3 tane noktaya ihtiyaç, 3 tane kenarımız olsun. O zaman private, başkası değiştirmemesin. Ne olsun? Side 1, bir, birinci kenarı. Hocam o double niye double onu sorayım mı? Yoksa real sayı. Misin? Real sayı olacak dedik ya. Efendim ne oldu? Private double yazıyor ya, o double niye double? Neyin double'ı? Tam sayı da yapabilirdik. Tipi. Yani bir üçgenin bir kenarı ne olabilir değişken tipi olarak? Tanımlarken o üçünü yapıyoruz ya. Private diyoruz, değişkenin tipini yazıyoruz. Yani o özelliğin hangi tipte tutacağız bilgisayarın hafızasında? Reel sayı olarak mı tutacağız, tam sayı olarak mı tutacağız? Veya boolean olarak mı tutacağız? Bir üçgenin kenarı ne olmak zorunda? Bir sayı olmak zorunda. Hı hı. Dolayısıyla o yüzden double yaptık. Side 2 yaptık. Side 3 yaptık. Dolayısıyla triangle diye bir şey tanımladık. 3 tane de kenar koyduk. Şimdi buna bir tane constructor yazacaksak public triangle parantez açtım. Double side 1 süremiz hızla bitiyor. Double side 2, double side 3 diyorum. Sonra parantez açıp kapatıyorum. Ve sonra this nokta side 1 eşittir side 1. Bu hep böyle olur. Çok kolay aslında bu. Side 2 eşittir side 2. This nokta side 3 eşittir. Öğrenciler genelde hep bundan puan alıyorlar ilk başta dersin bu aşamalarında. Sorduğumuz kısımlarda. Dolayısıyla constructor böyle. Bunun güzel tarafı editörde less than a minute oldu. Bunun için kodda generate diye bir şey var. Otomatikman constructor dediğiniz zaman bunları seçiyorsunuz. Okey dediğiniz zaman şak diye onu yaratıyor. Temiz. Bu kodu otomatik üretiyor. O kadar kolay bir şey yani. Tamam ben şimdi şey yapıyorum. Stop recording.